Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır. Buyurun Sayın Dikbayır. Süreniz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 20 Aralık 2018 tarihli ve 30.631 sayılı resmi gazetede yayınlanan 481 sayılı özelleştirme idaresi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı ile Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, 1. Ana Bakım Merkezi Müdürlüğü, iş yerinin tüm mal ve hizmet üretim birimleri, eski adıyla Tank Palet Fabrikası, milli savunma sanayinde ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile fabrikanın işletme verimliliğinin arttırılması ve yeni iş, üretim imkanları oluşturulmaya yönelik yatırımların özel sektör tarafından yapılacağı gerekçe gösterilerek maalesef özelleştirme kapsam ve programına alındığı ilan edilmiştir. Bu konu hakkında sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Tank Palet Fabrikası'nın 50 yılda oluşan savunma sanayi tecrübesiyle zırhlı araçları, fırtına obüs sıfırdan üretmesi, tank modernizasyonunda tecrübe, bilgi ve deneyimine sahip yetişmiş iş gücü, son 10 yılda 3 defa özel sektörü bile gıpta ettirecek şekilde en verimli iş yeri olarak tescil edilmiştir. Sektöründe dünyadaki ilk 5 arasındaki bir fabrikadır. Bu fabrikanın bugün yeniden kurulması 20 milyar dolarlık bir yatırımı gerektirmektedir. Bilgi ve tecrübe oluşumu ise en az 10 yılı bulmaktadır. Fabrikada gururumuz fırtına obüs seri üretimi, gündüz ve gece görüş dürbünleri üretimi, dünyanın en uzun süre dayanıklı tank ve tırtıllı araç paleti üretimi sıfırdan %100 milli olarak yapılmakta, Leopard 1 ve 2 tanklarının ve diğer tankların modernizasyonu tamamen sökülerek yeniden yapılması şeklinde modernize edilmeye devam edilmektedir. Fabrika Sakarya ili Arifiye ilçesi E5 ili otobanın tam ortasında 1800 dönümlük her türlü yeni yatırıma müsait çok geniş bir arazi üzerinde kuruludur. 500 ile 700 milyon dolarlık bir yatırımla 6 ay içerisinde seri Altay tankı üretim kapasitesi Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından tespit edilmiştir. Bizzat Başkan ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı tarafından Altay tankının ana üretiminin bu fabrikada Milli Savunma Bakanlığı Asfat AŞ kanalıyla yapılacağı deklare edilmiştir. Fabrika ülkemiz savunma sanayi açısından vazgeçilmez, kritik önemde ve tekrar yerine kurulması mümkün olmayan stratejik önemdeki bir tesistir. 10 yıldır sadece prototipi için Altay tankına 1 milyar doların üzerinde ülkemizin kaynakları harcanırken, ülkemizde Altay tankını az bir yatırımla, yani belirttiğimiz gibi 500 ila 700 milyon dolarlık bir yatırımla ve 100 kadar yeni işçi alımı yapılarak 6 ayda seri üretimi yapabilecek devletin elindeki tank üretme kapasitesi ve tecrübesi olan tek fabrikamızdır. Hiçbir tank ve obüs üretme yeteneği ve kapasitesi olmayan Ethem Sancak ve Katar girişimine satılması iddiaları bulunmaktadır. Aklı başında her firma veya holding bile kendi elindeki pırlanta değerindeki ekonomiye sağladığı katma değeri olan böyle bir fabrikayı kaptırmamak için uğraşacakken, kendi silahlı kuvvetlerine ve stratejik işbirliği içerisinde olduğu dünyanın diğer silahlı kuvvetlerine üretim ve satış yapmakta olan böyle bir fabrikanın göz göre göre millilikten çıkarılması mantıkla izah edilemez. Fabrikada halen bir albayın komutasında 29 subay, 50 assubay, 22 uzman çavuş, 112 memur ve 714 işçi çalışmaktadır. Fabrikanın hukuki vasfı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet üreten diğer tabur, alay veya tugaylarla aynı durumdadır. Askeri tırtırlı araçların bakım, onarım ve modernizasyonunu yapan bu fabrika müdürlüğünün işletmesinin devri anayasamızın savunmanın devletin görevi olduğu, savaşa hazırlık yapması gerektiği ilkesi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı kuruluş ve teşkilat kanununa ve en önemlisi 4046 sayılı özelleştirme kanununun 1. maddesinde sayılan özelleştirme kapsamına alınabilecek kuruluşları belirleyen maddeye aykırıdır. Bu nedenle de bu fabrikanın
özelleştirme kapsamına alınması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir birliğini özelleştirmekle aynı hukuki sonuçları doğurmaktadır. Tekrar ediyorum, altını çizerek, bu nedenle bu fabrikanın özelleştirme kapsamına alınması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir birliğinin özelleştirmekle aynı hukuki sonuçları doğurmaktadır. Bu derece hukuksal ve stratejik hata yapılmasını... Tamamlayalım lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımızın Özelleştirme İdaresi Başkanı ve Milli Savunma Bakan Yardımcısının yanlış bilgilendirmesinden ve yönlendirmesinden olduğunu düşünüyoruz. Bu özelleştirme kararından vazgeçilerek fabrikanın mevcut haliyle Altay Tank Projesi'ni alan firmayla Asfalt AŞ Kanalı ile işbirliği ve sözleşme yapılarak tank üretim sürecinde kullanılmasının daha doğru olacağını ifade ederek milli fabrikamıza sahip çıkmalıyız. Bakın, bu yol olur. Yani diğer savunma sanayi fabrikalarımızın özelleşmesine yol alır. Sizlere şunu hatırlatmak istiyorum. Çanakkale Savaşı sürerken Asteğmen Mehmet Muzaffer Komutanımızın Yahudi bir tüccardan ordumuza kamyon lastiği alabilmek için sahte senet düzenlemek zorunda kaldığını unutmayın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fabrikaları milli ve yerli kalmalıdır. Bu çok önem arz etmektedir. Ocak ayının ikinci haftasında vereceğimiz araştırma önergesine ve kanun teklifine kendisini milli hisseden her milletvekilinin destek vereceğinden şüphemiz yoktur. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum.